Bugün Somuncu Baba Hazretleri Külliyesi'nde birlikteyiz. Somuncu Baba Hazretleri'nin tarih süreci içerisinde gelerek yerleşmiş olduğu Darende'de çok güzel bir mekandayız. Aslında Somuncu Baba Hazretleri'nin ve nesebi aliyesinin bu güzide mekanda ne kadar güzel hizmetler yaptıklarını görebilmemiz mümkün. Bugün sizlere Nakıbül Eşraflığı anlatmaya çalışacağız. Aslında Nakıbül Eşraflık vekaleti ne demektir? Tarih boyunca Selçuklular, Memlüklüler ve Osmanlılar Nakıbül Eşraflık nezaretine çok fazla önem vermişlerdir. Önem vermelerinin sebebi ise şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin soyundan gelen seyit ve şerifler için kurulmuş olan özel bir bakanlıktır. Aslında bu özel bakanlık o kadar güzel bir şekilde ihdas edilmiştir ki bunu tarih sayfalarını çevirdiğimizde anlamamız mümkündür. Şöyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sevgi, saygı ve hürmet aslında Cenab-ı Allah'a sevgi, saygı ve hürmettir. Onu sevmek ise nesebi âliyesini sevmektir. İşte biz burada madem ki bu büyük devletler saadat-ı kirama hizmet edebilmek maksadıyla bir teşkilat oluşturmuşlar, bir nezaret, bakanlık kurmuşlardır. O zaman seyyid nedir, şerif nedir? Buradan başlayalım. Seyyid, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'dan dünyaya teşrif etmiş olan Hazreti Hüseyin Efendimizin neslinden gelen kimselere verilen ünvandır. Seyyidin lügattaki manası ise efendi, önder, lider anlamındadır. Hani hadisi şerifte buyruluyor ya, Seyyidül kavmi hadimühüm, yani kavmine hizmet eden o kavmin efendisidir. İşte seyyidler ise Hazreti Hüseyin Efendimizin neslinden gelir. Şerif nedir? Şerif ise Hazreti Hasan Efendimizin neslinden gelir. Lugattaki manası ise yükselmek, üstün olmak, necip olmak, asil olmak anlamındadır. Tabii burada şunu söylemek gerekir. Seyyidin çoğulu Sadat, Şerif'in çoğulu ise Eşraf ve Şürefa'dır. Osmanlı Devleti'nde ve diğer Müslüman Türk devletlerinde Sadat-ı Kiram'ın bazı alametleri vardır. Özellikle bu alametleri giymeleri devrin yöneticileri tarafından istenilir. Çünkü Allah Resulü'nün soyundan gelenlere karşı herhangi bir saygısızlık yapmak istemezler. Bilmeden de olsa olumsuz bir hareket içerisinde bulunmayı arzu etmezler. Bunun için de erkekler yeşil sarık sarar ve yeşil cübbe giyerler. Hanımlar ise yeşil başörtüsü takarlar. Aslında Sadat-ı Kiram'ın bulunmuş olduğu yerde ayrı bir huzur, ayrı bir sükun olur. İşte biz burada şu anda bunu yaşıyoruz. Ayrı bir huzur ve ayrı bir sükun. Aynı zaman içerisinde bulunmuş oldukları alanlarda manevi bir cihet, otorite vardır. Güven vardır. Ve bu güven içerisinde insanlar her şeylerini teslim ederler ve güvenirler. Biz
tarih süreci içerisinde Nakıbül Eşraflığı incelediğimizde şunu görürüz. Nakıbül Eşraflık Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezid Han zamanında Hicri 802 tarihinde, miladi 1400 tarihinde Mayıs ayı içerisinde kurulmuştur. Nakıbül Eşraflık kurulduğunda Emir Buhari talebelerinden Seyyid Ali Natta Nakıbül Eşraf tayin edilir. Ve kendisine Bursa'da İshakiye zaviyesi verilir ve Nakıbül Eşraflığı burada yürütür. Timur olayından sonra, Ankara Savaşı'ndan sonra Nakıbül Eşraf haç görevi için Anadolu'dan ayrılır. Fetret devri biter, dönem 2. Murat zamanıdır. 2. Murat tekrar aynı görevi tahsis eder ve Seyyid Ali Natta'yı ve onu takiben evladı Seyyid Zeynel Abidin'e görev verilir. İkinci Murat denilince de şunu unutmamamız lazımdır. İkinci Murad'ın mürşidi Hacı Bayram Veli Hazretleri'dir. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni yetiştiren ise Somuncu Baba Hazretleri'dir. Ve şimdi biz Somuncu Baba Hazretleri'nin huzurunda bu mukaddes mekandan bunları ifadeye çalışıyoruz. Nakıbül Eşraflık öyledir ki Osmanlılar ayrı bir önem ve ayrı bir kıymet verirler. İlmiye sınıfının en yüksek derecesi noktasında yerlerini alır. Hatta hırkayı şerif ziyaretlerine katılırlar. Dualar yaparlar. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününde yani Mevlid-i Şerif'te Sultan Ahmet Camii'nde kendilerine özel olarak tahsis edilmiş yeşil örtüyle etrafı kapanmış olan yerde Mevlid-i Şerif'e katılırlar ve bizzat Sadrazam'ın günümüz anlamıyla başbakan mahiyetindeki kişinin davetiyle gelirler. Öyledir ki biz Sultanahmet Camii'nin yapılma dönemine baktığımızda dönem 1. Ahmet zamanıdır. 1. Ahmet'in mürşidi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'dir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni yetiştiren Üftade Hazretleri'dir. Üftade Hazretleri'ni yetiştiren ise Somuncu Baba Hazretleri'dir. Nakıbül Eşrafların şöyle bir özelliği vardır. Osmanlı devleti için duada bulunurlar. Ordu sefere çıkarken sefere birlikte çıkarlar. Hatta sancak-ı şerifin altında seyyid ve şeriflerle birlikte Osmanlı ordusunun zafer kazanabilmesi için, muzaffer olabilmesi için dualarda bulunurlar. Ve onun içinde Osmanlı hükümdarları Nakıbül Eşraflığa, seyyid ve şeriflere ayrı bir önem verir, ayrı bir kıymet verir. Bir de Nakıbül Eşraflık dairesi vardır. Osmanlı'nın yönetim birimlerine baktığımızda yönetim birimleri eyalet, sancak ve kazalara ayrılır. Ve bu yerlerin tamamında ise Nakıbül Eşraf'a bağlı olan kaymakamlar bu işleri yürütürler. Ve tabii ki şunu söylemek lazım. Seyyid ve şeriflerin isimlerinden havi olan, seyyid ve şeriflerin isimlerini içeren defterleri tutarlar. Biz şunu görürüz. Özellikle tutmuş oldukları bu defterlere Şecere-i Tayyibe dediğimiz gibi siyadet ve şerafet silsilesi tabirini kullanırız. Burada seyyid ve şeriflerin evlatları, ahlakları ve ikamet ettikleri yerlerin tamamı kayıtlıdır. Bu defterler o kadar önemlidir ki defterlerin içerisinde kırmızı kalemle yazılı bölümler vardır. Yine bu defterlerde isimlerin altı kırmızı kalemle çizilmiş, hatta
müteselsil olarak da alfabeye göre defterler tutulmuş ki seyit ve şeriflerin isimlerini tamamıyla rahat bir şekilde bulabilmek için. Osmanlı ayrı bir önem verirdi bu olaya. Özellikle hükümdarlar cülüs merasimi tertiplerlerdi. Yani cülüs merasimi nedir? Hükümdarın tahta çıkmasıdır. Hükümdarın tahta çıkması sırasında nakibül eşraflar dua ederler. Hatta bu dualarının hürmeti bereketine devleti aliyenin hizmetlerinde başarılı olmasında niyazda bulunurlardı. Bayramlarda Osmanlı hükümdarları önce nakibül eşraf ile görüşür ve Osmanlı padişahı nakibül eşrafı ayakta karşılar, teşrifattaki bulunanlar yani protokoldeki bulunanların tamamı alkışlarlardı. Aynı zaman içerisinde şunu görürüz. Osmanlı devleti sadat-ı kiramı askerlikten muaf tutmuş ve vergilerden muaf tutmuştur. Ayrı bir kıymet, ayrı bir önem verilir. Hatta şunu söylemek lazım. Özellikle haremeyn vakıfları oluşturmuştur Osmanlı hükümdarları. Ve Mekke ve Medine'ye giden ferraşlar yani süpürgeciler oranın temizliklerini yapmışlar. Süpürge çöpleri yere düştüğünde Osmanlı padişahları bunları istemişler ve sorguçlarına takmışlar. Yani sarıklarında taşımışlardır, başlarında taşımışlardır. Medine-i Münevvere'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda tadilat ve tamiratlar yaparken dünya kelamı konuşmamaya dikkat etmiştir ustalar. Burada kullandıkları murç, çekiç, alet ve edevatlara Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah gibi isimler vermek suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda dünya kelamı konuşmamışlardır. Öyledir ki Osmanlı padişahları tahta çıkarken Eyüp Sultan'da kılıç kuşanırlar. İşte kılıç kuşanma merasimini de yine nakıbul eşraflar yapar. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Siyadet hücceti nedir? Siyadet hücceti şudur. Evladı Resul'den olanlara siyadet beratı verilir. Yani siyadet hücceti verilir. Belgeler verilir. Hüccet içerisinde seyit ve şeriflerin isimleri kayıtlıdır. İşte şimdi biz buradayız. Somuncu Baba Külliyesi'nde Türbe-i Şerif'in yanında bulunuyoruz. Somuncu Baba Hazretlerini hatırladığımızda şunu söyleriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 24. kuşaktan torunudur. Hatta öyledir ki Abdurrahman-ı Erzincani Hazretlerinin kerimeleri Necmiye Sultan'la izdivaç etmişlerdir. Abdurrahman-ı Erzincani Hazretleri de sadat-ı kiramdandır. Ve Somuncu Baba Hazretlerinin nesli âlileri anne ve baba tarafından seyitlerdir diyebiliriz. Aynı zamanda Taceddin-i Veli Hazretleri 1252 tarihinde Darende'de vefat etmiştir. Zaviyesini Darende'de kurmuştur. Şu anda Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi vakfının bulunduğu yer onun zaviyesidir ve sadat-ı kiramdandır. Şimdi biz bunları izah ettiğimizde aklımıza şu gelir. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri ise Somuncu Baba Hazretlerinin 12. kuşaktan torunu, Peygamber Efendimizin 36. kuşaktan torunudur. Anne tarafından da soyları Taceddin-i Veli Hazretlerine dayanır. O kadar önemlidir ki Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarihi misyonunu aynı şekliyle devam ettirir.
Ve kendisi hem büyük bir mutasavvıf ve gönül insanı olan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin divanı vardır. Bakınız, divanından şunları söyleriz. Der ki, Seyyid Hulusi namımız, sabah oldu akşamımız, bugün kutlu bayramımız, gelin dostlar bize gelin. Yine başka bir dörtlükte, Hulusi sulbümüz elhak, Resulün âline mülhak, altın silsilenin mutlak, hep kavmi kardeşi güldür. Hani Somuncu Baba Hazretleri de diyor ya, bizim gülşendeki güller, dururlar taze solmazlar, hazan olup dökülmezler, zemistanı bahar olmaz. Öyleyse her şey yerli yerinde oturmakta. Bu mukaddes mekanda şunu hatırlarız biz. İşte günümüze geldiğimizde 21. asrın ilk çeyreğine geldiğimizde şunu görürüz. Şu anda Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Başkanımız olan Hamid Hamidettin Ateş Efendi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 37. kuşaktan torunu, Somuncu Baba Hazretlerinin ise 13. kuşaktan torunudur diyebiliriz. Tabii ki şunu ifade ediyoruz. Tarih boyunca en güzel şekliyle hizmetlerini sürdürmüşlerdir. Sözlerimizi tamamlarken, Nakıbül Eşraflık makamı Osmanlı saltanatının ilgasına kadar devam etmiştir. Yani saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922'ye kadar sürmüştür diyebiliriz. Buradan Somuncu Baba Hazretlerinin huzurundan, Hulusi Efendi Hazretlerinin mekanından siz kıymetli dostlarımızı ve Türkiye içerisindeki bulunan tüm vatandaşlarımızı misafir olarak darendemize bekliyoruz. Sizleri misafir etmekten mutluluk duyarız.